Değerli katılımcılar, saygın paydaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. Ben Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu. Değerli meslektaşım Sabah Gazetesi Ekonomi Müdüresi sevgili Dilek Güngör'le bu oturumu birlikte gerçekleştireceğiz. Size akışla ilgili de bir bilgi vereceğim. Zamanı biraz daha verimli ve hızlı kullanmak adına da. Ama öncelikle 27 Mayıs, bugün 27 Mayıs 1960, tüm demokrasi şehitlerini rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Bugün burada olmamız tabii büyük bedeller ödenmesiyle de gerçekleşti. Onu hiçbir zaman unutmuyoruz, unutturmuyoruz. Efendim maksadımız elbette tereciye tere satmak değil. Nihayetinde sektörün duayenleri yani işin erbapları sizler buralardasınız. Ama istiyoruz ki uzun bir pandemi dönemi ve hepimizi yoran, yıpratan bu dönemin ardından hem birlikte olalım, hem yeni şeyler öğrenelim, öğrendiklerimizi bir teyit ve test edelim. Ama elbette yalnız olmadığımızı da hissedelim. Ki Turkuaz Medya Grubu da Sayın Gebeş'in ifade ettiği şekliyle uzun süredir bu konuda üstün bir gayretle üstüne düşeni yerine getirmeye çalışıyor. Sağ olun, sizler de ilgi ve desteklerinizi esirgemiyorsunuz. Ben de kurum adına her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum Sayın Bakan Yardımcılarıma. Değerli dostlar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı gibi kritik stratejik bir bakanlığın 3 değerli bakan yardımcısının aynı oturumda bulunması aslında eşine ender rastlanan bir durumu ifade ediyor. Ben bu durumu konunun önemine ve sizlere verilen değere de bağlıyorum ve bunun bir yansıması olarak görüyorum. Onu özellikle kayda geçirmek isterim. Ve son olarak biraz da mesleki tecrübem ve Ankara birikimimle Sayın Bakan Yardımcılarına ilişkinde birkaç cümle söylemek istiyorum. Sayın Alparslan Bayraktar, benim gözlemimle rahatlıkla söyleyebilirim ki enerji sahasında iz bırakan, tarihe not düşen ender isimlerden biri olarak yerini alıyor. Sayın Tancan ve değerli Profesör Sayın Kalaycı, bizim işin mutfağı dediğimiz kritik noktada sonuç odaklı, kamu ve piyasa duyarlı çalışan isimler, elbette onlar da eksik olmasınlar. Bu vesileyle enerji ve doğal kaynaklar konusunu konuşunca üç değerli bakan yardımcısının zaman zaman konu geçişleri, ortaklıkları olabilir. Biz olabildiğince sevgili Dilek Güngör'le ayrıştırmaya, duplikasyon dediğimiz tekrara düşmemeye gayret edeceğiz. Şöyle bir akış planladık. Önce değerli bakan yardımcılarımıza sırayla ilk soruları yönelteceğiz. İlk turda kendilerinden bir beşer dakika ilk sorulara cevap vermelerini rica edeceğiz. Sonrasında Sayın Bakan Yardımcılarımıza yönelteceğimiz birkaç soru daha var. Onu da blok blok gideceğiz yine sevgili Dilek'in katkısıyla. Ve nihayet bu oturumun ardından gerçekleşecek ikinci oturum için bir kahve arası planlanmıştı. Sayın Yasemin Gebeş'le de konuşarak o kahve arasını olabildiğince bu içeriye yapılabilecek servisle kapatalım. Yani hemen bizden sonra ikinci oturuma geçecek şekilde de zamanı ve zemini ayarlamış olalım istiyoruz. Dolayısıyla tekrar her birinize teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunarak Sayın Alparslan Bayraktar'a kendisinin literatüre kazandırdığı enerjide akıllı dönüşüm kavramı üzerinden bir açılış sorusu yöneltmek istiyorum. Ama sevgili Dilek ben o kadar uzun bir giriş yaptım ki belki sen de bir merhaba dersen daha doğru olur. Şimdi fark ettim. Vakitten kazanalım aslında çok da uzatmayayım ben sözü. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli bir oturum ve değerli konuklarımız var. Aslında öğreneceğimiz bizim de yeni gelişmeler olabilir. O yüzden heyecanla bekliyorum aslında. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Bakan evet. Yardımcım, pandemi sonrası gerek jeopolitik riskler, iklim değişikliği ile ilgili yeni hedefler, özellikle giderek artan enerji talebi, enerji sektöründe yeni bir baskıyı doğal olarak bir dönüşüm ihtiyacını da takdir edersiniz ki beraberinde getirdi. Sektörün bu dönüşüme hazırlığı, direnci ve sürdürülebilirliği noktasında sizin akıllı dönüşüm dediğiniz çerçevede nasıl bir yol haritası var veya olmalı? Bakanlığın bu konudaki katkısı ve çabası nedir? Evet. Buyurunuz. Okan Bey çok teşekkür ediyorum. Ben de kıymetli Hazirun'u saygıyla selamlayarak başlamak istiyorum. Hakikaten aslında ender bir panel. 3 tane bakan yardımcısı ancak Fatih Bey'in odasında bir araya geliyoruz. Üçümüz ve kendisiyle beraber. Onun dışında tabii farklı programlarda bir arada olmuşuzdur.
Şimdi müsaade ederseniz sorunuza biraz önce Türkiye'den önce hani makro resimde Tabii bu ki. enerji dönüşümü, dünyadaki işte özellikle iklim endişeleri odağındaki dönüşüm ve geçiş de neler oluyor? Biraz ona Tabii değinelim ki. istiyorum. Ben şöyle bir 5 yıl öncesine gittim ve bu programın 5.'si yapılıyor. Daha önceki programlarda neler konuşmuşuz diye açıkçası şöyle bir konuşma notlarıma baktım. 2018'deki toplantıda ben işte iklim değişikliğiyle mücadele anlamında dünyada önemli gelişmeler var ve buna biz hazırlıklı olmalıyız diye bir şey söylemişim. 2019'da dünyadaki belirsizliklere henüz pandemi öncesinde başka belirsizliklere yani Türkiye özelinde işte göçün yarattığı belirsizlikler, dünyada para piyasalarında yaşanan belirsizlikler, emtia piyasalarındaki kırılganlıklar ve oynaklıklara değinmişiz ve demişim ki dünyada önemli bir belirsizlik var. Ama yani daha başka belirsizlikleri açıkçası hiç hesap bile edememişiz. İşte 2020'de pandemiyle karşı karşıya kaldık. Pandemi gitti derken çok büyük bir jeopolitik krizin ortasındayız. Hem bölge olarak ve aslında dünya olarak. Bunun yanında tedarik zincirinde yaşanan kırılmalar, oradaki problemler, hakikaten muazzam kriz üstüne krizin yaşandığı bir ortamdayız. Böyle bir ortamda enerji dönüşümünden yani iklim değişikliğiyle mücadele anlamında düşük karbona ve karbon nötr ekonomilere geçişle alakalı bir süreci konuşmak da aslında daha da zorlayıcı bir sürece bizi getirdi. Çünkü aslında şu anda herkes arz güvenliğiyle alakalı çok ciddi endişeler taşıyor. Başta kıta Avrupası olmak üzere dünyanın hemen her kesiminde insanların enerjiye erişimi ve bu enerjiye erişirken elbette ki daha rekabetçi fiyatlarla erişimiyle alakalı çok ciddi endişeleri var. Onun için ben enerji dönüşümünü sadece yalnız başına kullanmıyorum ve bunu yaklaşık bir sene oldu. Yurt dışındaki platformlarda da biraz önce Sayın Popov'un dile getirdiği Sofya'daki 5 Mayıs'taki toplantıda da dile getirdim. Akıllı enerji dönüşümüne ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Akıllı enerji dönüşümünün aslında 4 tane temel ayağı var. Bunlardan bir tanesi duyarlı bir enerji dönüşüm politikasına ihtiyacımızın olduğu. Bir diğeri daha esnek enerji politikalarına ihtiyacımızın olduğu. Dijital enerji dönüşümüne, dijital enerji dönüşümünde dijital politikaların, dijitalleşmenin entegrasyonuna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ve bunlar kadar önemli bir şey, rasyonel olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bugün dünya büyük bir heyecan içerisinde Glasgow'da COP26 toplantılarında önemli hedefler açıkladı. İşte 2050'de Amerika, 2050'de Avrupa Birliği, 2060'da Çin, 2060'da Rusya, 2070'de Hindistan karbon nötr ekonomi olacağını ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye için hedefi daha çıtayı daha yükseğe koydu ve daha erken bir karbon nötr ekonomi olacağız hedefi koydu. Bütün bunlar Türkiye açısından düşünürseniz örneğin önümüzdeki 30 yılda bütün ne biliyorsak enerjide, endüstride yani sanayide, binalarda, ulaşımda, tarımda bütün bu alanlarda aslında yaptığımız her şeyin farklı yapmamız gerektiren bir sürece doğru bizi yönlendiriyor. Niye rasyonel olmamız gerekiyor? Çünkü söylemle eylemlerin çok birbiriyle örtüşmediğini görüyoruz ve çok uzun zamandır da bunu görüyoruz. Bakın Amerika Birleşik Devletleri 2013 ya da 14 yılında şöyle bir hedef koydu kendisine. Dedi ki ben 2025 yılına geldiğimde 2005'teki emisyon hedeflerimi, emisyon değerlerimi %25 aşağıya çekeceğim. 2030 yılına geldiğimde bu değerleri %50, %52 aşağıya çekeceğim. Amerika'nın emisyonu 2005'te 6.6 milyar ton, bugün 6 milyar ton. Yani sadece %10'luk bir iyileşme var. Avrupa Birliği 1990 seviyesini 2030 yılında %50-55 aşağıya çekeceğini söyledi. Bugün sadece gerçekleşme %28'lerde. Kanada 2030 yılında %45 emisyonumu, 2005 emisyon seviyemi %45 azaltacağım dedi. Sadece başarabildiği %1.2'lik bir düşüş. Dolayısıyla söylemle gerçekleşen arasında büyük bir fark var. Onun için daha rasyonel hedefler ve daha rasyonel politikalar geliştirmemiz gerekiyor. Şimdi bugün dünyada şöyle bir ortamdayız. İşte bunu pandemiye bağlayabilirsiniz. Başka Ukrayna'nın Sayın Popov işte Ukrayna Rusya savaşına bağladı. Ama bunun öncesinde aslında enerjide daha büyük bir kriz yaşanıyor. O da şu.
Petrol fiyatı bugün 114 dolar. Kömür fiyatı 50 dolarlardan 400 dolarlara, 500 dolarlara çıktı. Doğalgaz fiyatı 100 dolardan 1000 dolara çıktı. Şimdi öyle bir ortam düşünün ki fosil yakıtlardan çıkmamız gerekiyor. Fosil yakıtları azaltmamız gerekiyor. Dolayısıyla aslında dükkandaki mallar tasfiye nedeniyle işi terk ediyoruz. Ucuzlaması lazım, öyle değil mi? Öyle. Ama tam tersi bir şey oluyor. Yani bizim çıktığımız emtialarda fiyatlar yukarı doğru gidiyor. İşte BP burada, Shell burada, hepsi dekarbonizasyon hedeflerini açıklıyorlar. Eğer onlar petrol sektörüne, doğalgaz sektörüne yatırım yapmazsa bizim gördüğümüz talep artışını karşılama noktasındaki sıkıntı petrolde veya diğer emtialarda çok daha yüksek rakamları karşımıza çıkarabilir. Dolayısıyla burada piyasa gerçekleri, ekonominin gerçekleri, yani sistemin üzerine kurulu olduğu fosil yakıtların böyle akşamdan sabaha değişmeyeceği çok aşikar. Dolayısıyla politikalarımızın böyle ülke işte Paris Anlaşması'ndan çekiliyor. Aynı ülke başka bir idare tekrar Paris Anlaşması'nın içerisine girip tekrar farklı bir tutum takınabiliyor. Dolayısıyla bu politikadaki iniş çıkışlar özellikle piyasaya, piyasadaki yatırımcılara, küresel anlamda söylüyorum bunu, sadece Türkiye için söylemiyorum, verdiğimiz sinyal karma karışık bir sinyal. Şimdi 1 milyar dolar paranız olsa kömüre yatırım yapar mısınız, kömür sektörüne? Kime sorsanız yok, kömür işte daha çok yenilenebilir, daha düşük emisyonlu enerji sistemleri veya emtialara yatırım yaparız diyorlar. Ama bunu eğer kömüre yapmadığınız durumda da kömür talebi devam ettiği için fiyatlar artmaya devam ediyor. Onun için daha akıllı politikalar uygulamamız lazım. Çünkü bu işlerin şöyle bir geri dönüşü var. Bunu dünyada şu anda yaşıyoruz ve aslında yaşadığımız şey bir enerji krizi değil bana göre. Ondan önce bir politik kriz yaşıyoruz dünyada. Ve bu krizi aşmanın yolu ciddi anlamda bir siyasi irade, siyasi istikrar ortaya koyabilmek, politikalarda devamlılık ve gerçekçilik ortaya koyabilmekten geçiyor. Aksi durumda, bakın bugün Türkiye'de de veya dünyada da, Avrupa'da da herkes işte elektrik fiyatlarından, gaz fiyatlarından, petrol, akaryakıt fiyatlarından şikayetçi. Ama biraz önce anlattığım biraz katastrofik bir dünyaya doğru gidersek daha da kötü bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü yeterince yatırım yapmıyoruz. Bugün dünyadaki mevcut 100 milyon varillik petrol output'unu sağlayabilmek için 450 ile 600 milyar dolar her sene yatırım yapmanız lazım. İlave artıştan bahsetmiyorum. Mevcudu devam ettirebilmek için. Mevcudu ikram edip devam ettirebilmek. Dolayısıyla el cümle şuraya geleceğim. Muazzam bir talep artışı var. Dünyada hala devam ediyor. Türkiye'de biraz daha dünyanın üzerinde artış var. Ama yine ifade ettim. Geçen sene 1500 terawatt saatlik elektrik talep artışı dünyada, yaklaşık yarısı kömürden üretilmiş. Avrupa Birliği'nde kömürden üretim %11 artmış, Amerika'da %19 artmış ve emisyonlar da otomatik olarak artmış. Dolayısıyla dönüşüm 2.0 ama eğer akıllı politikalarla, birbiriyle uyumlu, insicamlı politikalar uygulayabilirsek gerçekçi hale gelecek diye. Çok teşekkür ediyorum. Burada durayım istiyorum. Bu başlıkları zaten açacağız. Sevgili Dilek, iki bakan yardımcımızın ilk tur soruları da sende, buyur. Evet. Şimdi Sayın Bakan tabii dünyanın fotoğrafını çok güzel, enerji fotoğrafını çekti ama tabii içeride de ciddi mayınlı alanlar var, öyle söyleyeyim. Özellikle işte elektrikle ilgili Sayın Abdullah Bey'e sormak istiyorum. Elektrik konusunda bu pandemi, arkasından işte Rusya-Ukrayna savaşı, yaşanan küreselde bir sorun var. Fiyatlar çok fazla kamuoyunun gündeminde. İşte fiyatların artması, hani sadece Türkiye'de artıyor gibi belki kamuoyu tarafından algılanıyor ama devletin burada ciddi sübvansiyonları var. Hani buna rağmen siz neye bağlıyorsunuz bu kadar artış? Normal mi? Diğer ülkelerde nasıl durum? Ve sanayi üretici kesimiyle ilgili, onların daha ucuza elektrik kullanmasıyla ilgili herhangi bir çalışma olabilir mi önümüzdeki süreçte? Ya da onlar kendilerini nasıl koruyabilirler bu süreçten? Sayın Şeref Bakan'a da madenlerle ilgili bir soru sormak istiyorum. O da en fazla tartışılan Türkiye'deki konulardan bir tanesi. Özellikle işte Çanakkale'de, Muğla'da, Balıkesir'de, Kaz Dağları'nda hep şöyle bir algı var Sayın Bakanım. Yani tarım alanları
orman alanları maden sahaları olarak kullanılmaya başlanıyor ve Türkiye'de bu oranın %63 civarında bu illerde olduğu söyleniyor. Hakikaten kamuoyunun bildiği gibi mi oranlar, işte Kaz Dağları'nın %80'inden fazlasının madenlere açıldığı söyleniyor. Oradaki fotoğraf nedir? Bizi bilgilendirseniz sevinirim. Önce Abdullah Bey'den başlayalım. Teşekkür ederim Dilek Hanım. Ben de öncelikle bütün konuklara hoş geldiniz diyorum ve gerek şahsım adına gerek bakanlığımız adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi elektrik fiyatlarındaki artış tabii ülkemize mahsus bir şey değil. Bütün dünyada artıyor. Birazdan grafikleri ekrana yansıtabilirsek oradan da göstermek istiyorum. Şimdi elektriği nasıl ürettiğimizi ülke olarak, hangi kaynaklardan ürettiğimizi, dünyada hangi kaynaklardan üretiliyor, hangi oranda, ülkemizde hangi kaynaklardan, hangi oranda üretiliyor. Şu anki değer itibariyle baktığımızda 2021 yılında doğalgazdan %33, ithal kömürden %17, yani neredeyse %49'u ithal kaynaklardan karşılanmış. Tabii 2021 yılı geri kalanı kendi yerli kaynaklarımızdan, gerek yerli kömürümüzden, gerek rüzgardan, gerek hidrolikten, gerek jeotermal, güneş. Tabii 2021 biraz yağış açısından kurak bir yıldı. Dolayısıyla ithal kaynaklardan elektrik üretme oranımızın da bu meyanda yükseldiği bir yıl oldu. Bu oranlar yıllara göre değişiklik arz edebiliyor. Tabii ki mesela 2022'nin Nisan ayına baktığımızda daha yağışlı bir sezon geçiriyoruz. Dolayısıyla kömür artı doğalgazın oranı 37'lere düştü bu sene. Geçen sene aynı dönem ilk Nisan'da 45'ti. Yazın, bahar döneminde yağışların da çok olmasının getirdiği bir etki. Gördüğümüz gibi dünyada da bu oranlar bizden çok farklı değil. Dünyada da bakıyoruz gene %36'sı kömür. Bizde de ithal kömürle yerli kömürü birleştirdiğinizde aşağı yukarı bu orana yaklaşıyoruz. %26'sı yenilenebilir. %23'ü doğalgaz gibi. Bizden tek farkı dünyada bir de nükleer kullanılıyor elektrik üretiminde. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu kaynak bizde de kullanılmaya başlanacak. Biliyorsunuz şu anda santral inşaatı devam ediyor. Dolayısıyla onu da kendi elektrik üretim portföyümüze kazandırmış olacağız. Biz önceden beri hep bakanlık olarak söylüyoruz. Ne kadar bütün kaynaklarda kaynak çeşitliliğiniz bol olursa arz güvenliği açısından da riskiniz o kadar azalmış olur. Çünkü bir bakıyorsunuz bir kurak bir mevsim geliyor. Bütün her taraf hidroelektrik santral olsa yağış olmadığı takdirde elektrik üretiminde bir sıkıntıyla karşılaşabiliyorsunuz. Veya politik bir gelişme oluyor. İthal kömür tedariğinde sorunla karşılaşabiliyorsunuz. Onun için mümkün mertebe kaynakları birçok çeşitlendirmekte fayda var. Şimdi özellikle kömürde ve özellikle doğalgazda, birazdan grafikte de göstereceğim, hiç kimsenin bugüne kadar tahmin edemeyeceği oranlarda, yani bunu 8-9 ay önce birisi söylese yani gülerlerdi herhalde bu kadar fiyatlar artar mı dendiğinde, dünyada kömürde ve gaz fiyatlarında çok tahmin edilemeyen büyük artışlar meydana geldi. Tabii neden meydana geldi? Bunu da bir düşünmek lazım. Bu COVID-19 salgınının sona ermesinden sonraki ötelenmiş talebin patlaması bunda, yani talep artışı bunda söz konusu. Hem talep artıyor hem de aynı zamanda üretimde de yeteri kadar üretim söz konusu olmuyor. Bütün emtialar için konuşuyorum aslında. Sadece elektrik enerji emtialarındaki artış söz konusu değil.
dünyada birçok emtiada artış söz konusu. Navlun maliyetleri çok yükseldi. Tedarik zincirinde aksamalar söz konusu. Biraz önce Alparslan Bey bahsetti, işte yeşil dönüşüm kapsamında hidrokarbona yönelik yatırımların azalması, bu da başka bir sorun. Yine bütün bu kapsamda mevcut yenilenebilir enerjilerin de tüm kapasiteleri karşılayamaması. Şimdi petrol fiyatları açısından hangi noktalara geldiğini bir görelim. Ekrana yansıyabiliyor mu? Arkadan yansıyor sayın. Evet. Bakıyorsunuz Brent petrole varil fiyatı 2020 yılında 42 dolar seviyesinde, 2021'de 70 dolarlara, 2022'de 101 dolar. Bunlar ortalamalar. Yani süre içerisinde pik değerler söz konusu. Doğalgaz fiyatlarına bir bakalım. Doğalgaz fiyatları nerelere gelmiş? 1000 metreküp bir doğalgazın 2020'de yıllık ortalama fiyatı 115 dolar. 2021'de 570 dolarlara çıkmış. 2022'de 1174. 2021'in son çeyreğinde başlıyor zaten bu artışlar. 1140'lara çıkmış. Yani nereden baksanız bir 10 kat doğalgazın fiyatı dünyada artmış. Burada bir iniş trendi başlamıştı ama Rusya-Ukrayna krizinden sonra, onu da ekranda göstermeye çalıştım, tekrar bir tırmanma trendine girdi. Yine kömür fiyatlarına bir bakalım, yansıtabilirsek. Kömür fiyatlarının da 2020'de ortalama 50 dolarlar seviyesinde olduğunu görüyoruz. 2022 ortalaması 262, bu zaman zaman 465 dolarlara çıkmış durumda. Şimdi temel elektrik üretim kaynakları bunlar, dünyada da bunlar. Dünyada bir enerji arz sıkıntısı yaşanınca bu kaynakların maliyetinde büyük artışlar oluyor ve bu artışlar dolaylı olarak, yani daha direkt olarak elektrik piyasasındaki fiyatlara yansımış oluyor. Fiyatların dünyadaki seyrine bir baktığımızda, elektrik piyasalarındaki fiyatlar nasıl değişmiş? Yine 2021'in son çeyreğinden itibaren dünyada, bu dünya ülkelerinin, değişik ülkelerin enerji elektrik piyasalarındaki fiyatlar, iki misline yakın şekilde fiyatların arttığını görüyoruz. Ve kıyasladığımızda neticede herkes aynı kaynağı kullanıyor. Aynı doğalgaz maliyetiyle elektrik üretiyorlar. Oradaki üreticiler de, Türkiye'deki üreticiler de farklı bir kaynak kullanmıyor. Doğalgaz ve kömür kullandığında şu anda dahi yaklaşık yarı yarıya daha bizim piyasalarımızdaki fiyatların uygun olduğunu, düşük olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bunun yanında tabii nihai tüketiciyi de korumamız gerekiyor. Onlar özellikle dar gelirli, bu maliyeti karşılayamayacak geliri olanlara da bu fiyatları yansıtmama konusunda devletimiz büyük çaba veya minimum yansıtma konusunda çok çaba gösteriyor. Evet. 2021 yılında, yani somut rakamları ifade edecek olursak, doğalgazda yaklaşık 80 milyar TL'lik, elektrikte 20 milyar TL'lik, akaryakıtta da 65 milyar TL ÖTV almamak suretiyle toplamda 165 milyar TL'lik bir rakam bu maliyetlere yansıtılmamış durumda. Şimdi benzer desteklemelerin yine 2022'de de devam etmesi, ama özellikle de daha değişik bir anlayışla sadece ihtiyaç sahibi kişilere yönelik bu desteklerin devam etmesi anlayışı devam ediyor.
biliyorsunuz çok önceden beri ihtiyaç sahibi dar gelirli ailelere aylık 150 kilowatt saate kadar tüketimlerini karşılamak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız destek veriyor, faturalarını karşılıyor. Şimdi bu yaklaşık 2.1 milyon hane aboneye tekabül etti 2021 yılında. 2022 yılında bunu daha da sayısını artırmak, daha da genişletmek, hedef 4 milyon aboneye çıkartmak bu destek miktarını. Yine hızlıca o sanayi kesimiyle. Sanayi de hemen bilgi vereyim. Şimdi maliyetler böyle. Sanayiciler tabii bu maliyetlerle çok daha direkt yüzleşiyorlar. Hadi biz dar gelirli vatandaşlara çeşitli destekler yapıyoruz. Şimdi dolayısıyla sanayicinin bu yüksek maliyetten kurtulabilmesinin en büyük yolu kendi tükettiği enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan, özellikle güneşten, en pratiği, en kolayı o, karşılayabilmeleri, kendi tüketimlerini karşılamak üzere lisanssız elektrik üretim santralleri kurabilmeleri. Bugüne kadar kendi sözleşme güçleri kadar bu tesisleri kurabiliyorlardı. Geçtiğimiz günlerde yasalaşan bir yasal mevzuatla, kanunla artık sözleşme güçlerinin iki katına kadar da kurabiliyorlar. Dolayısıyla kendi tüketim miktarlarına biraz daha yaklaşmış olacaklar, üretecekleri miktar. Yine diğer bir sevindirici bir gelişme, özellikle biliyorsunuz sanayicilerimiz organize sanayi bölgelerinde üretim yapıyorlar. Sadece OSB içerisinde lisanssız santral kurabiliyorlardı bugüne kadar. Orada hem arazi kıymetli, hem çatılarında yeteri kadar kendi güçlerini karşılayacak alan söz konusu değil. Şimdi EPDK'nın bu konuda bir mevzuat değişikliği hazırlığı var. Bir taslak görüş olarak kamuoyuna sundu. Görüşler sektörden veya vatandaşlarımızdan EPDK'ya iletildi. Çok yakın bir sürede artık bu konuda bir sınırlama söz konusu olmayacak. OSB'deki sanayicilerimiz sadece OSB'de değil, OSB'nin dışında da, hatta ve hatta belli bölgelerde, belli dağıtım bölgelerinde güneş açısından hem avantajlı bir güneşlenme imkanı söz konusu değil, hem de o bölgelerde yoğunluktan dolayı arazi fiyatları da çok yüksek. Bölge sınırlamalarını da kaldırıp İstanbul'daki bir sanayicinin başka bir yerde güneş santrali kurmak suretiyle kendi fabrikasının tüketimini karşılamaya yönelik bir hazırlık söz konusu. Tahmin edersem bu çok fazla gecikmeyecek. Bir 10-15-20 gün içerisinde gerekli değişikliğin yapılacağını ve bu uygulamanın başlayacağını, dolayısıyla sanayicilerimizin bu meyanda kendilerini hazırlamalarında fayda görüyorum. Çok teşekkürler. Sizinle devam edelim Sayın Bakanım. Tabii. Ormanlarla ilgili soru. Çok kıymetli hazırım. Ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi kıymetli bakan yardımcılarım, karbon çağının artık ömrünü tamamlamak üzere olduğunu, yeşil enerji çağına geçilmeye başlandığını, artık önümüzde bu hedefin olduğunu, dolayısıyla bu fiyatların, yani doğalgaz fiyatlarının ve elektriğin üretildiği, işte doğalgazdır, kömürdür gibi karbon, fosil yakıtların fiyatlarının aslında arttığını ama normalde hani azalması gerektiğini, yani fiyat artışlarından bahsettiler ve detaylandırdılar. Şimdi enerji ayağında durum bu. Maden ayağında da fiyat artışları var. Dünyada emtia fiyatları artıyor. Dolayısıyla maden fiyatları da artıyor ama madende Türkiye'nin asıl sorunu dezenformasyon, bilgi kirliliği, negatif algı. Çok güzel bir soru sormuş moderatörlerimiz. Diyorlar ki, kamuoyunda konuşulan, medyada yer alan konulardan çok güzel bir soru oluşturmuşlar.
Diyorlar ki, Balıkesir'de, Çanakkale'de, Muğla'da, Kütahya'da, Uşak'ta orman alanlarının, hatta Kaz Dağları'nda orman alanlarının, tarım alanlarının, meraların neredeyse %63'ü, hatta Kaz Dağları'nda %80'i arama ruhsatlarına tahsis edilmiş. Yani bu kadar güzel dezenformasyon, yanlış bilgi ve algı tam bizim madende neyle uğraştığımızın bir göstergesi bu. Şimdi madenle ilgili konuşurken de çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü her yana çekilebilir, tekrar yeni bir dezenformasyon ve negatif algıya katkı yapan hale dönüştürülebilir. Çevreciler basabilir yani. Aynen öyle olur. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Ben size sadece gerçek iki tane rakam vereyim. Ondan sonra konuyu biraz açayım. Bu söylenen %63, bu %80 rakamları gerçeği yansıtmamaktadır. Bu rakamların en yükseği %20'yi geçmez. En yükseği %20'yi geçmez. Ayrıca bahsettiğimiz şey arama ruhsatı. Arıyorsunuz yani. Ne arıyorsunuz? Ülkenin, maden dediğimiz şey bu ülkenin hazineleri değil mi? Bir ülkenin hazineleri nelerdir? İnsan kaynağıdır diye başlayıp sayabilirsiniz ama madenler de somut, elle tutulur. Hazineleridir. Bugün insanoğlunun ulaştığı çağdaş yaşam seviyesinde ürettiğimiz şeylerin çoğunluğu madenlerin işletilerek üretilmiş halidir. Şu elimde tuttuğum kağıtlar da madenden yapılmıştır. Kalemim de, cep telefonum da, içinde oturduğumuz bina da madenlerden yapılmıştır. Peki, arama dediğimiz şey tabii kaynaklarda, madenlerde, o zaman bizim 789 bin kilometre kare toprağımızın tamamında yasaklı bölgeler hariç, biraz sonra bahsedeceğim, tamamında aramamız gerekmiyor mu aslında? Ya bizim neye sahibiz biz doğal kaynak olarak? Hangi hazinelere sahibiz diye? Ama şunu söyleyeyim, arama ruhsatları konu edilerek, o kadar çok arama ruhsatı veriliyor ki, keşke öyle olsa, öyle olmadığını da rakamlarla söyleyeceğim biraz sonra. Arama ruhsatı, aramak için verilen bir izin. Ararsınız, bir miktar bulursunuz, çoğu zaman bulamazsınız. Bulduklarınızı bir adım öteye taşırsınız, işletme ruhsatı aşamasına geçersiniz. Yani ben buldum dersiniz, bunu şu teknik projeyle, şu mali yapıyla hayata geçireceğim dersiniz. Sonra üçüncü aşamaya gelirsiniz, işletme izni alırsınız. Yani o arama sahasında çok daha küçük bir nokta, madeni çıkaracağınız, cevheri çıkaracağınız ve işleyeceğiniz bir alan. Dolayısıyla arama ruhsatlarındaki miktarı konu edip hektar olarak, sonra da ülkenin merasında, ormanında, tarım alanlarında şu kadar yerde madencilik yapılıyor demek doğru değil. Nerede madencilik yapılıyor? Evet, bir ruhsat alanınız var ama işletme izninizin olduğu çok daha küçük bir alanda yapıyorsunuz madenciliği. Ne arıyorsunuz? Doğal taş arıyorsunuz maden olarak. Endüstriyel ham madde arıyorsunuz. Metalik maden arıyorsunuz. Kıymetli taş arıyorsunuz. Bu ülkenin bunlara ihtiyacı var. Her ülkenin ihtiyacı var. Söyledim, bunlar bizlerin hazineleri. Niçin arıyoruz bunları peki? Aramamızın sebebi şu. Endüstriye, sanayiye girdi gerekiyor. Kalkınabilmemiz için, gelişebilmemiz için işte sanayileşmemiz gerektiğini konuşuruz. Nasıl sanayileşeceğiz? Girdi olarak neyi kullanacağız? Demir çelik olmayınca sanayici ne kullanacak? Alüminyum olmayınca ne kullanacak? Çimento olmayınca ne kullanacak? Seramik olmayınca ne kullanacak? Bor olmayınca ne kullanacak? Yani sanayiye girdi temin edeceksek ya bunu ithal edeceğiz ki cari açığımıza baktığımız zaman detaylı olarak enerji açığıdır büyük bir kısmı. Bir kısmı da maden aramalı ve nihai ürün açığıdır.
Eğer bunları azaltmak istiyorsak, kapatmak istiyorsak arayacağız arkadaşlar. Başka çaremiz yok. Sanayiye dedik, girdi olarak kullanıyoruz madenleri. Sonra enerjiye girdi olarak kullanıyoruz. Kömür aramayacak mıyız? Bakan yardımcımız söyledi. Ürettiğimiz elektriğin 1/3'ünü şeyden üretiyoruz biz. Kömürden üretiyoruz. Yarısı ithal, yarısı yerli kömür. Arayacağız çünkü tarıma girdi olarak kullanacağız. Yine kömürü, leonardit olarak, humik asit olarak, gübre yapımında girdi olarak kullanacağız. Yani aramak zorundayız. Her yeri arayabiliyor muyuz? Yok. Her yeri arayamıyoruz. Dünyada gelişmiş, madencilik anlamında gelişmiş ülkelerde nasıl arama yapılıyorsa Türkiye'de de o yapılıyor. Yani sit alanlarında arama yapamazsınız. Milli parklarda arama yapamazsınız. Su havzalarında arama yapamazsınız. Turizm alanlarında arama yapamazsınız. Pek çok kısıtlı alan var. Buralarda arama yapamazsınız. Aramayı neye göre yaparsınız? Yani nedir yani? Çevreye verdiğiniz zarar nedir arama yaparken? 15-20 santimlik delikler delersiniz. En fazla benim aklıma şu geliyor, çevreye verilmiş zarar olarak. Yani oraya o sondaj makineleri falan giderken kullandıkları yakıttan çıkan karbondioksit geliyor aklıma yani. Başka bir şey gelmiyor. Ama şu ormanlar kesiliyor, ağaçlar. Ormanlar, ağaçlar kesiliyor konusuna da hemen değineyim. Arkadaşlar, Türkiye'de madencilik ruhsatı verilmiş orman bölgelerinin sadece 1/3'ünde madencilik ruhsatı vermişiz biz. 1/3'ünde. Ormanlarımızın 1/3'ünde. Peki Türkiye'de ormanlarımızın yıllık, Türkiye orman varlığını artıran bir ülke. İlk 10 ülkeden biri orman varlığını artıran. Ne kadar artıyor bizim yıllık orman varlığımız? İlginçtir, o da 1/3. Yani kesilen yani kadar dikilmiş. Kesinlikle öyle. Hele madencilikte bu şöyle. Her ormanı kesemezsiniz. Yani Orman Bakanlığı sınırlamalar getirmiş. Uç kapalı orman demiş, mezçere alanları demiş, gen alanları demiş. Buralara müsaade etmez. Müsaade ettiği alanlar ağacın diyelim kesilebileceği, ama bunun karşılığında kestiğiniz her ağaç için en az 2 ağaç parası ödeyip, yani dikilmesi için bir kuralı var Orman Bakanlığımızın. Yani onu da kurala bağlamışız. Son olarak şunu söyleyeyim. Çanakkale, Balıkesir bölgesi özellikle dillendirilir. Burada ormanlar kesiliyor diye. Bakın biz 2020 yılında ne yapmışız? Çanakkale Boğazı, Biga Dağları, Babakale, Asos Kıyıları, Kaz Dağları, Ayvalık ve Bakırçay Deltası'nda ruhsat verilme işini sonlandırmışız 2020 yılında. Buralarda arama ruhsatı da alamazsınız yani. Dolayısıyla şöyle tamamlayayım ben. Türkiye'de bu konular çok spekülasyona açık konular, çok dezenforme edilen konular, ama bizim madenlere ihtiyacımız var. Sanayimiz için ihtiyacımız var. Enerjimiz için ihtiyacımız var. Tarımımız için ihtiyacımız var. Onlar bizim hazinelerimiz. Onları arayıp bulmalıyız. Çıkarıp çıkarmamak ayrı konu. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Dilek, değerli bakan yardımcılarımız. Açılış kısmını uzattığımıza göre ikinci bölümümüzü, yani blok olarak devam edeceğimiz bölümümüzü bazı soruları birleştirerek ama yine mutlaka cevaplarını bularak devam edelim. Dilek, müsaadenle ben Sayın Bayraktar'la devam edeyim. Sen değerli bakan yardımcılarımızla devam edersin. Şimdi açılışta Paris İklim Anlaşması, sera gazının azaltılması, Sayın Altun Yıldız kirleten öder prensibine ilişkin dünyaya ve bu anlamda özellikle en çok kirletenlere ilişkin mesajları verdi. Ama bir yandan da tabii ana enerji kaynaklarına olan bağlılık, bizim gibi ülkelerin aslında bu noktadaki yatırım ihtiyacı hala devam ediyor. Ama önümüzde de bir hedef var. Bu Paris İklim Anlaşması'na dayalı Türkiye'nin yol haritasıyla sizin yakından takip ettiğiniz ve hakikaten Avrupa Birliği'nin de artık yeşil enerji kabul ettiği nükleerde, 2023'te gerek Akkuyu,
gerekse Sinop'ta kurulması düşünülen santral ilişkin perspektif, ikisini harmanlayarak bir perspektifi evet. bizimle paylaşırsanız sonra bir başka sorum olacak. Şimdi 2021 yılının Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi Paris İklim Anlaşması'nı onayladı ve artık bu iç hukuk sistemimizin bir parçası haline geldi. Türkiye çok uzun bir süre aslında Paris İklim Anlaşması'nın onayıyla alakalı bir pozisyon almıştı. Bunu çok değişik platformlarda her seviyede dile getirmiştik. Ve temel pozisyonumuz şuydu, Türkiye Paris İklim Anlaşması'nın gelişmiş ülke gelişmekte ülke sınıflandırmasında haksız bir konumda. Güney Kore'nin, Çin'in, Brezilya'nın, Meksika'nın gelişmekte ülke olarak adlandırıldığı ve herhangi bir emisyon azaltım yükümlülüğü olmadığı bir yerde Türkiye'nin emisyon azaltımı yükümlülüğüyle karşı karşıya olması adil bir yaklaşım değildir diye evet. ifade ediyor idik. Türkiye Büyük Millet Meclisi de tüm üyeleriyle beraber bunu Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nın gelişmekte olan bir ülke olarak uygulayacağını ve sosyal ve iktisadi kalkınma hakkına halel getirmeksizin uygulayacağını dünyaya ilan ederek bu anlaşmayı onayladı. Dolayısıyla bu söylemimizi tarihi anlamda bir kayda geçirmiş oldu. Paris Anlaşması'nın onaylanmasının daha ötesinde aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın 2053'te Türkiye ekonomisi karbon nötr bir ekonomi olacaktır hedefi aslında onun da daha ötesinde bir hedef. Biraz önce ifade ettiğim başlangıç kısmında yani 30 yıllık süre içerisinde Türkiye'de sanayinin, enerjinin, binaların, ulaştırmanın, tarımın, bütün alanların, bütün sektörlerin kendini değiştirmesi ve dönüştürmesi gereken yeşil bir süreç. Yeşil kalkınma devrimi diye belki. Ve şimdi var. Adını yeşil kalkınma devrimi ve üzerinde çalıştığımız konu. Şimdi Türkiye bu hedeflere nasıl yürüyecek sorusuna geldiğimizde aslında Sayın Başkanımızın memleketinde biz kendisi de ifade ettiler bir iklim şurası, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın başkanlığında koordinasyonda yaptık. Birlikte toplantılardaydık aynı zamanda. Ve enerjide, enerji, sanayi ve ulaştırma kısmının başkanlığını ben yaptım. Orada enerjide nasıl Türkiye dekarbonizasyona gidecek? Aslında dört tane temel elimizde politika alanı var. Bunlardan bir tanesi yenilenebilir. Türkiye'nin hakikaten muazzam bir potansiyeli var. Şu ana kadar yapılan yatırımlarla Türkiye dünyada 12. Avrupa'da 5. sırada. Ama bütün potansiyeli devreye almamız gerekiyor ve önümüzdeki 30 yıl boyunca en büyük büyüyecek alan enerjide yenilenebilir alanı olacak diye görüyoruz. Çok yakın bir zamanda Türkiye'nin ulusal enerji uzun dönemli planını tahmin ediyorum Sayın Cumhurbaşkanımızın belki belli noktalarını açıklayacağı bir süreçte yaşayacağız. Dolayısıyla bu alanlardan bir tanesi yenilenebilir. Türkiye bütün yenilenebilir kaynaklarını azami düzeyde sisteme katması gerekiyor. İkinci alan enerji verimliliği alanı. Enerji verimliliği de çok önemli. Türkiye'nin hakikaten hem potansiyelinin olduğu yani ilerleme anlamında bizim biliyorsunuz 2017-2023 bir ulusal enerji verimliliği eylem programımız var. O programın şimdi 2023-2030 ayağını hazırlıyoruz, onun çalışıyoruz. İlk programda, ilk 6 yıllık süreçte yaklaşık 11 milyar dolarlık bir yatırım ve bunun karşılığında 66 milyon tonluk bir sera gaz azaltımı hedefi vardı. %14'lük primer enerjide bir azaltma hedefi vardı. 2023-30 için yine iddialı bir hedefle, birçok sektörü kapsayan bir iddialı hedefle çalışmamızı sürdürüyoruz. İkinci alan enerji verimliliği, üçüncü alan nükleer. Siz de ifade ettiniz ve ben bunu birçok kez ifade ettim. Türkiye'nin enerji miksine, enerji karışımı içerisine, enerji sepetine nükleeri koymak olmazsa olmaz. Türkiye'nin arz güvenliği açısından, kaynak çeşitlendirmesi açısından olmazsa olmaz. Ama bir başka şey için önemli, bütün dünya için önemli. Eğer dünya iklim değişikliğiyle mücadelede ciddiyse, iklim değişikliğiyle mücadelede emisyonları azaltmada ciddiyse, nükleer mutlaka bugünkü teknolojik yapı içerisinde mutlaka enerjide daha fazla yer almak zorunda. En son yaşanan gelişmeler bunu biraz daha aslında force ediyor. Fransa'nın kararı, Almanya'nın çok stresli bir durumu şu anda. Çünkü onlar nükleerden çıkacaklarını ifade ettiler. Doğalgazda bu kadar Rusya'ya bağımlılık onları şu anda hakikaten belki farklı bir karar almaya da itebilir.
Japonya'nın çok yeni bir kararı. Dolayısıyla gelişen yeni teknolojiler, bu küçük modül reaktör dediğimiz SMR'lar yoğun bir şekilde ülkemizde de bunlar kabul görmekte ve bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gerek İngiltere hükümetiyle, gerek Amerikan hükümetiyle ve şirketleriyle yoğun bir bu SMR'larla alakalı çalışıyoruz. Dolayısıyla nükleer Türkiye'de olmazsa olmaz konulardan bir tanesi. Hem Türkiye'nin iklim hedefleriyle alakalı hem de daha çok yenilenebilir, daha çok kesintili kaynağı içeri alabilmek için sistemin güvenilir işletmesi için mutlaka bazı yüke ihtiyacımız var. Akkuyu'da bugün itibariyle santralin inşaatı devam ediyor. İnşallah ilk üniteyi önümüzdeki yıl devreye alma gibi çok iddialı bir hedefimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımız her konuda iddialı hedef ortaya koyuyor. 20 binin üzerinde şu anda sahada çalışan var. İlk akla gelen soru işte Ukrayna krizi, savaş, Rusya'nın buradaki yatırımını nasıl etkiler? Şu anda herhangi bir şekilde etkilenmeden tam gaz devam ediyoruz. Ümit ediyorum yani karşılıklı anlayışımız ve hedefimiz o, bunu zamanında yapabilmek ve Türkiye'nin artık nükleerden bir elektrik üretimine geçmesi. İlk ünite kaç megawattı? 1200 megawattlık 4 ünite olacak orada. Ama biraz önce ifade ettiğim rakamı burada paylaşamıyorum sizinle, ama uzun dönemli enerji planlamasında Türkiye'nin birkaç tane akkuya ihtiyacı olabilecek bir resim gözüküyor. Eğer 2053'te biz karbon nötr bir ekonomi olacaksak. Son değinmek istediğim alan, yani yenilenebilir enerji verimliliği, nükleer, bir diğer alanda doğalgaz. Hidrokarbon yakıt, ama Türkiye'nin doğalgazla alakalı 2016 yılından itibaren ortaya koyduğu işte Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında özellikle denizlerimizdeki aramacılığa yöneldiğimiz, işte kendi filomuzu, kendi gemilerimizi oluşturduğumuz süreçte 2020 yılında Ağustos ayında biliyorsunuz Karadeniz'de Sakarya gaz keşfini ilan ettik. Şu anda yoğun bir çalışma orada da devam ediyor. Ama gaz Türkiye için hem sanayide, hem meskende, hem konutlarda, hem de elektrik üretiminde çok önemli bir yakıt ve 60 milyar metreküple Türkiye gaz tüketimi açısından Avrupa'nın 4. sırasında. Bunun neredeyse tamamını ithal ederek de maalesef bu döngüyü, işte cari açık konusunu ve dışa bağımlı konusunu çözemiyoruz. Onun için Türkiye'nin kendi gazını üretebiliyor olması, bir kısmını buradan karşılıyor olması bize önemli bir avantaj kazandıracak. Yani temel anlamda bu iklim değişikliğiyle mücadelede Türkiye'nin hedefinde bu dört ana konuyu sayabiliriz. Elbette içerisinde hidrojen var, yeni teknolojiler, depolama, elektrikli araçlar var. Ama ben kısa bir özet geçmek istedim. Çok teşekkür ediyorum. Bu gaz ve arz güvenliği ile ilgili bir tamamlayıcı sorum olacak. Bu arada Sayın Kalaycı'yı dinlerken değerli Nihat Özdemir de aramızda, Kemerköy Termik Santrali'ni işletiyorlar. Ve hani çevre ve işletme ve duyarlılık noktasında size bir sipariş olacak, ama o bölgedeki zeytinlerden ve zeytinliklerden ürettiğiniz zeytinyağını da zaman zaman dostlarınızla paylaşıyorsunuz. Bu işletme ile çevre duyarlılığı arasındaki güçlü bağı gösteren hakikaten çok sembolik bir örnek. Dolayısıyla buradaki katılımcılara şimdiden sizin adınıza siparişi vermiş oldum, kusura bakmayın. Şimdi Ukrayna'daki gelişmeler enerji, arz güvenliği bağlamında özellikle Avrupa'da ve merkezinde Almanya'nın bulunduğu ülkelerde çok sarsıcı sonuçlar üretiyor. Hatta olabildiğince Rus gazına bağımlılıkla ilgili çıkış stratejileri oluşturmaya çalışıyor. Tabii Türkiye'nin ana tedarikçiler içinde Azerbaycan, Rusya, işte İran, Cezayir, Katar farklı bir yelpaze var, ama sadece İran gazının bile İran tarafındaki özel nedenlerle biraz kısa bir süre aksaması Türkiye'de organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere sanayi üretiminde doğrudan etkisini gösterdi. Hem Rusya ile Türkiye arasındaki kontratların sürdürülebilirliği hem de genel olarak İran gazı tecrübesinden de hareketle sanayide üretimin devamlılığı noktasında bir projeksiyon paylaşabilir misiniz bizimle? Evet. Bunu isterseniz sadece Türkiye'nin hani gaz arz güvenliği değil, biraz Avrupa'nın, çünkü şu tabii anda ki, çok hani Türkiye'yi çok, de o kapsamda evet, değerlendirirseniz çok memnun entegre oluruz. İşte Sayın Popov'la 5 Mayıs'ta Sofya'da bir aradaydık. Şu anda Avrupa Komisyonu'nda, Brüksel'de ve farklı platformlarda Avrupa'nın özellikle gaz arz güvenliği ile alakalı çok önemli çalışmalar yapılıyor ve alternatifler aranıyor açıkçası. Şimdi doğalgaz aslında
dünyada önemli bir geçiş yakıtı olarak tanımlanıyor. Yani biz eğer işte bu hep adını konuştuğumuz bu dekarbonizasyona geçişle alakalı fosil yakıtların içerisinde ehven olan doğalgazla özellikle elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakları yedeklemek anlamında dünyada önemli bir yeri var. Dolayısıyla Amerika'daki gazın bollaşması, Amerika'nın net ihracatçı pozisyonuna gelmesi, gazın dünyada daha yoğun bulunur bir emtia haline gelmesi bunları da destekleyici mahiyette rol oynadı. Bununla beraber kıta Avrupa'sına baktığımızda ana tedarikçilerin aslında Kuzey Afrika ve Rusya olduğunu görüyoruz. Tabii kendi üretimlerinin yanında yani Hollanda'nın, işte Norveç'in ve İngiltere'nin yaptığı üretimlerin yanında. Dolayısıyla genel tedarik portföyü resmi bunun içerisinde yıllar içerisinde oluşmuş durumda. Türkiye'ye baktığınızda yine Rusya, Azerbaycan, İran ve özellikle son dönemde son 5-6 yılda LNG'ye yaptığımız yatırımlar yani gazlaştırma tesislerinin kapasitesinin çok kısa bir süre içerisinde 4 katına çıkması, uluslararası boru hattı projelerine verdiğimiz destekler, bu sayede Türkiye çeşitlendirme anlamında hem rota çeşitliliği hem de ülke çeşitliliği anlamında hem de depolama kapasitesi. Depolama kapasitesinin artırılmasıyla beraber önemli bir arz güvenliği noktasında ilerleme sağladı. Ama talep beklediğimizin çok ötesinde aslında hızlı gelişiyor. Özellikle geçen sene elektrik tarafında muazzam bir 10 milyar metreküplük ilave bir talep oluştu. Bunun karşılanması noktasında aslında sıkıntı yaşandı ve onun sanayiye de etkisi oldu. Elbette ki bu tedarikçilerimizin güvenilir gaz tedariği sağlaması önemli. İran'da ufak bir sıkıntı Ocak ayında yaşandı. Tabii bu sene bunun yaşanmamasını istiyoruz. Türkiye'de gelen gaz kaynaklarının artmasını istiyoruz. Sakarya gazının üretime geçeceği tarihe kadar mutlaka bizim alternatif kaynaklara mevcut ülkelerden daha fazla gaz tedariğine ihtiyacımız var. Bizim olduğu gibi Avrupa'nın bundan daha da şiddetli bir şekilde buna ihtiyacı var. İşte son dönemde yaşanan Finlandiya'nın gazının kesilmesi, Polonya'nın gazının kesilmesi, bizimle daha doğru alakalı olan Bulgaristan'a gazın kesilmesi Gazprom'un sağladığı hakikaten yani birçok bu konuda çalışan insanın uykusuz geceler geçirmesine vesile oluyor. Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığını azaltması veya ortadan kaldırması bana göre başlangıçta söylediğim o gerçekçi politikaların çok uzağında bir yaklaşım. Bunun doğru şekilde ortaya konması lazım. Ama oraya da baktığınızda yine hala siyasi mülahazalarla hareket edildiğini görüyoruz. Avrupa işte Avrupa'nın yeniden enerji piyasalarını dizayn ederken hala Türkiye'ye atıfta bulunmuyor mesela. Türkiye hiçbir yerde gözükmüyor. Sanki Türkiye yokmuş gibi davranılıyor. Bu hala o rasyonel bakış açısına, gerçekçi, duyarlı bakış açısına sahip olunmadığını gösteriyor. Ve bizi çok enteresan bir kış beklediğini size söyleyebilirim. Biz burada şunu öneriyoruz Türkiye olarak. Türkiye önemli gaz kaynaklarının içerisinde bulunuyor. Kendisi artık gaz bulan, gaz üretecek bir ülke olarak, önemli miktarda gaz üretecek bir ülke olarak Avrupa'nın arz güvenliği noktasında çok önemli bir rol oynuyordu. Daha da önemli bir rol oynayabilir. Bunun için ilave kaynakların Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmesi, satılması mümkün olabilir. İlave kaynak derken Azerbaycan'daki kaynaklar, ilave kaynaklar derken Türkmenistan'daki kaynaklar, İran'daki kaynaklar, Irak'taki kaynaklar, Doğu Akdeniz'de, İsrail'in offshore'unda, Mısır'ın offshore'undaki kaynakların Türkiye üzerinden Türkiye ve Avrupa'ya gitmesi mümkün olabilir. İsrail gazıyla ilgili bir hareketlenme bekliyor musunuz? Sözü dileğe vermeden önce bir de onu sorayım size. Türkiye-İsrail ilişkilerindeki normalleşmeyle birlikte. Sayın Bakanımızın bir seyahati olacak İsrail'de. Evet. Sayın Dışişleri Bakanımız gitti biliyorsunuz. Öncesinde de 2017 yılında Berat Bey'in Enerji Bakanlığı döneminde bir çalışmamız bir olmuştu. Evet. Bakacağız yani bunu zaman gösterecek ama ben hep şu örneği veriyorum. Bakın TANAP ve TAP Hazar kaynaklarını Türkiye ve Avrupa'ya, İtalya piyasalarına kadar götüren proje, bugün İsrail'den Türkiye'ye düşünülen olası boru hattından aslında daha komplike, her açıdan daha zor bir proje. Çünkü 6 tane farklı ülke geçiyorsunuz, 6 farklı ülkede 6 farklı kamulaştırma rejimi, 6 farklı
çevresel etki değerlendirme rejimi, boru hattının uzunluğu, finansal büyüklüğü açısından ama bu proje oldu. Bu projenin olmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Azerbaycan Devlet Başkanı Sayın Aliyev, bunların iradesi, siyasi kararlılığı önemli rol oynadı. Ama bütün süreçteki ülkeler Gürcistan'dan Yunanistan'a, Arnavutluğa ve İtalya'ya kadar, Avrupa Komisyonu, bütün bunlar kendilerine düşen rolü oynayarak bu projeyi gerçekleştirebildik. Dolayısıyla eğer diğer kaynaklar, biraz önce ifade ettiğimiz alternatif kaynaklara, eğer Avrupa'nın gerçekten ihtiyacı varsa, Avrupa gerçekten alternatif güzergahlar ve kaynaklar arıyorsa, benzer yaklaşımı ortaya koymamız gerekiyor. O siyasi iradeyi ve o siyasi liderliği gösterebilmemiz gerekiyor. Yorum yapmak istemiyorum hani onu görebilir miyiz diye. Çünkü biraz önce ifade ettiğim gibi hala şu ortamda bile Türkiye'nin adının çok fazla anılmadığı, Türkiye'nin Avrupa'nın enerji güvenliğinde nerede olduğunu Bulgar dostlarımız çok iyi biliyorlar. Ama bunu aynı yaklaşımı Brüksel'den gördüğümüzü söyleyemem çok açıkçası. Çok teşekkür ediyorum. Tabii bizi ilginç bir kış bekliyor sözü. Avrupa'nın bu görmezden gelme yaklaşımının sürdürülemezliğini de aslında teyit etmiş oluyor. Evet, Dilek söz sende. Buyur. Evet, tekrar Sayın Bakan'la devam edelim. Çok keyifli bir sohbet oluyor ama vakit biraz daraldı. O yüzden soruları birleştirerek sormak istiyorum. Sayın Abdullah Bey, tabii bir de heyecanlı gündem de var. Elektrikli araçlar piyasaya çıktı. Önümüzdeki yıl işte TOG seri üretime başlayacak. Fakat tabii elektrikli altyapı şarj istasyonları ile ilgili çalışmalar ne durumda? Çünkü en fazla soru bize öyle geliyor. İşte arabamı nerede şarj edeceğim? Dolayısıyla bugün bununla ilgili bakanlığın bir çalışması var mı? İkinci bir sorum da elektrik tüketimi artıyor. Bir taraftan üretim çok ciddi. Türkiye özellikle bu Çin tedarik üssü pandemiden sonra tedarik üssü haline gelmeye başladı. Üretim artıyor. Hem sanayide hem normal hane halkında da elektrik tüketimi artıyor. Dolayısıyla da belli bir yatırıma ihtiyaç var. Özellikle dağıtım şirketlerinin. 2025'e kadar da bir 78 milyar liralık bir yatırımdan bahsediliyordu. Tabii bir de bu altyapı sorunları ve bir takım sıkıntıları biz Isparta örneğinde yaşadık. Bunun için elektrik dağıtım şirketleri için önünüzde nasıl bir yol haritası var? Şimdi önce elektrikli araçlarla ilgili sorunuza evet. Cevap vereyim. Bu tabii elektrikli araçlar hızla ileriki yıllarda sayısı artacak. 2023'te de inşallah büyük ihtimalle kendi yerli aracımız TOG da piyasaya çıkmış olacak. Tabii öncesinde bu elektrikli araçların piyasada sorunsuz olarak faaliyet gösterebilmesi için şarj altyapısının doğru bir şekilde oluşturulması lazım ki elektrikli araçların Türkiye'nin hangi noktasına giderlerse gitsinler bir ikmal sorunuyla karşılaşmaması lazım. Bunun öncesinde çok büyük bir çalışma, altyapı çalışması başlatıldı. Birçok kuruluş, birçok bakanlık, Çevre Şehircilik Bakanlığımız, Sanayi Ticaret Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Teknoloji Bakanlığımız, bizim kendi Enerji Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, birçok sivil örgütler geniş bir çalışma altyapısı dönemi geçirdi. Buradaki amaç, önümüzdeki yıllarda ne kadar elektrikli araç söz konusu olacak, sayı nerelere ulaşıyor, bir projeksiyon var. Dolayısıyla bunun için hangi noktalarda en az ne kadar bir şarj istasyonu olması gerekiyor? Bu şarj istasyonları nasıl yapılmalı? Bir düzenleyici otorite bunu yönetmeli mi? Bunlar çok uzun süre tartışıldı. Dünyadaki tüm uygulamalar incelendi. Avrupa'da bu nasıl uygulanıyor? Hangi metot uygulanmış, olumlu neticeler alınmış? Hangilerinden bilakis olumsuz neticeler alınmış? Etkileri de dikkate alındı. Dolayısıyla netice itibarıyla enerji piyasası bu 2021'in son
ay günlerinde çıkan bir yasa ile bu konudaki düzenlemelerin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yapılması gerektiğine karar verildi. İkincil mevzuatı da EPDK tarafından çıkartıldı. Şimdi bildiğim kadarıyla dün de şarj ağı işletmecisi olarak başvuran, EPDK'ya başvuran 5 şirkete lisanslar verildi. Şimdi bu işletmeciler zaten kurmuş oldukları yaklaşık bildiğim kadarıyla 4000'e yakın şu anda şey var, şarj ağı noktası var. Bunlar hızla önümüzdeki günlerde artırılacak. Bazı cazip olmayan noktalarda da Sanayi Bakanlığımızın o noktalarda şarj ağı işletmesi kurulmasına yönelik teşvik yarışmaları söz konusu. En az teşvik almakla ben burada şarj ağı kurabilirim diye teklif veren kişiler, şirketler o noktalarda da şarj istasyonu kurmuş olabilecekler. Sayın Bakanım çok özür diliyorum. Sevgili Dilek, şimdi saat 12:10 var. Bizden sonraki oturum ve saat 13:05'te bir oturum daha mı var? Evet, cuma namazı da var. Bizden sonraki oturuma bir saatlik bir dilim oluşturabilmemiz için bir 15 dakikayı verimli kullanmamız lazım. Ben Dileğin yüksek müsaadesiyle araya girdim, sizlerin hoşgörüsüyle. Tamam, ben çok özetle, yani elektrikteki, elektrikli araçlardaki gelinen nokta bu. Şu anda işin sistematiği kuruldu. Ben şunu da söyleyeyim, elektrikli araç kullanan kişinin en çok ihtiyaç duyacağı husus bunun merkezi bir otorite tarafından yönetilmesi. Çünkü elektrikte diğer benzin veya dizel gibi istediğiniz noktada gidip hemen ikmal yapma şansınız şu anki teknolojiye göre söz konusu değil. Onun için EPDK merkezi bir yazılımla ve bunu mobil uygulamayla tüm kullanıcılara kullandırmak suretiyle hangi noktalarda şarj istasyonları var, hangi saatleri müsait, fiyatları ne, hangisi daha ekonomik, bu uygulamayla kullanıcılar, çünkü şarjda belli bir süre geçecek, dolayısıyla bir randevu sistemi şimdilik söz konusu, böyle bir uygulamayla da kullanıcılara bir kolaylık sağlayacak. Hemen hızlıca diğer sorunuza da kısaca bir cevap vereyim. Şimdi elektrikte yatırım tarife uygulama dönemi olarak 4. uygulama dönemindeyiz. 75 milyarlık bir rakamdan bahsettiniz ama o karar verildiği dönemdeki 2021'den. Evet, 21 rakamlarıyla. Şimdi o rakamı 2022'nin Nisan tüfesine getirdiğinizde yaklaşık 124 milyarlık bir yatırım anlamına geliyor. Yani bu şu demek, bu içinde bulunduğumuz 4. uygulama döneminde elektrik dağıtım şirketleri 124 milyarlık, yıllık yaklaşık 25 milyarlık bir yatırıma tekabül ediyor, yapacaklar. Ayrıca ilaveten yıllık 4 milyarlık bir yeni başlattığımız bakım uygulaması söz konusu. Bir de biliyorsunuz TEİAŞ kamu şirketi var, bu da neticede elektriği ileten bir şirket. Onun da yaklaşık yılda 11 milyarlık bir yatırımı söz konusu. Tabii finansa erişim konusunda sıkıntılar söz konusu olabilir ama biz yine de bu sıkıntıların aşılacağını ve bu yatırımların gerçekleşeceğini ve gerçekleşmek zorunda olacağını ifade edelim. Hı hı. Çok teşekkürler Sayın Bakanım. Peki Şeref Bey, size de iki soruyu yine birleştirerek sormak istiyorum. Bir tanesi, biraz önce hani orman alanlarından bahsettik ama zeytinliklerin açılması, bu da Türkiye'de çok tartışıldı. Bu konuda hani şirketlerin nasıl hareket etmesi gerekiyor, maden şirketlerinin? İkincisi de daha keyifli bir konu, Boren ve Bor. Geçenlerde biz bir haber de koyduk. İşte Bor Karbür'den karbür üretimi ile ilgili tesis sanırım yıl sonunda devreye girecek. Evet. Aynı zamanda zırh da üretimi ile ilgili bir tesis de yapılıyor. Evet. Biraz bu borla ilgili konuşmak istiyorum. Hem bu süreç nasıl gidiyor, bu tesisler ne zaman devreye girecek? Çünkü eğer bunlar Türkiye'ye kazandırılırsa, hakikaten boru işleyerek ürün haline getirdiğimizde
bunun katma değeri çok daha yüksek oluyor rakamsal olarak. Onunla ilgili sizin çalışmalarınızı dinlemek isteriz. Tabii. Yani borla ilgili şunları söyleyebilirim. Türkiye bor açısından çok zengin bir ülke. Dünyada ilk sırada. Dünya rezervlerinin %73'ü bor rezervlerinin Türkiye'de. Bor demek etimaden demek aslında. Etimaden demek de bor demek. Dünyada bor pazar payının %62'si de etimadene ait. Etimadenin de bir sloganı var. Diyor ki rezerv kadar pazar. %73 rezervim varsa %73 pazarım olsun sloganıyla hareket ediyor. Son yıllarda bu konuda da çok ciddi mesafeler kat etti. Söylediğiniz gibi çok önemli bir şey oluyor borda. O da şu. Bor bir cevher. Bu cevheri, bu madeni nihai ürüne dönüştürme yolculuğunda bu yılın sonu itibariyle inşallah bor cevheri bor karbüre dönüşmüş olacak. Yani Balıkesir Bandırma'da Etimaden'in bor karbür fabrikası yıllık 1000 ton kapasiteli bu yılın sonunda inşallah üretime alınmış olacak. Bu çok önemli. İlk defa boru cevherden nihai ürüne taşımış oluyoruz. Bununla da yetinmedi Etimaden. Ferroborla ilgili, bakın bor karbürü şunun için önemli. Bor karbürü zırh malzemelerinde kullanabiliyoruz. Aşınmaz makine parçalarının üretiminde kullanabiliyoruz karbürü. Nükleer uygulamalarda kullanabiliyoruz. Dolayısıyla yani 300-400 dolarlık bir cevheri alıyorsunuz ve 40 bin 50 bin dolarlık hatta zırh ve benzeri ürünlere dönüştürdüğünüz zaman 100 bin dolarlık katma değere ulaştırmış oluyorsunuz. Benzer olarak ferrobor, Türkiye'de ferrobor üretilmesi için de bor cevherinden Etimaden sözleşmesini yaptı bu yılın Şubat ayında. Bu konuda da çok hızlı adımlar atılıyor. Yani karbürden sonra ferroboru da bor cevherini almış ve nihai ürüne dönüştürmüş. Dolayısıyla katma değerini binlerce dolar artırmış oluyoruz. Ferrobor'da özellikle çeliğin daha da sağlamlaştırılmasında, mıknatıs gibi çok önemli stratejik bir takım ürünlerin yapılmasında kullanılıyor. Bir önemli konu daha var burada bahsetmem gereken. O da şu, Etimaden bordan lityum karbonat üretti. Lityum karbonat demek TOG'un önümüzdeki yıl, bu yılın sonu önümüzdeki yıl başı itibariyle seri üretime geçeceğinden bahsettik. TOG'un en önemli parçası diyelim bataryasıdır. TOG kendisi Farasis'le anlaşma yaptı. Türkiye'de Aspinsan pil konusunda mesafe kat ediyor ama ham madde olarak kullanacağımız en önemli ham madde bu bataryalarda lityum karbonat. Etimaden yıllık 10 ton kapasiteli Eskişehir Kırka'da lityum karbonat pilot tesisini 2020 yılında faaliyete geçirdi. Lityum karbonat üretiyoruz. Bu lityum karbonattan Aspinsan pil üretiyor. Ve lityum karbonatımızın yüzde olarak kalitesi de oldukça iyi. Lityum karbonatı bor sıvı atıklarından ürettik. Şimdi elimizde çok miktarda bor katı atıkları da var. Bu katı atıklardan lityum üretilmesiyle ilgili de pek çok ülke yakından ilgileniyor. Almanya gibi, Japonya gibi, İngiltere gibi. Bu atıkları biz değerlendirelim ve buradan lityum karbonat üretelim. Dolayısıyla bor konusunda hidrojen çok önemli bir yakıt, güvenli bir yakıt fakat depolanamıyor. Depolanabilmesi için TÜBİTAK'la beraber Gebze yerleşkesinde yine Etimaden'in çok ciddi çalışması var. Yani hidrojenin depolanmasına katkı sağlayacak maddelerin üretilmesi bağlamında. Dolayısıyla bu konuda gayet başarılı işler yapılıyor. Zeytinliklerle ilgili de şunları söyleyebilirim. Şimdi bizim 1939 tarihli bir zeytin yasamız var. Zeytinliklerin ıslahı ve aşılandırılmasıyla
ilgili bir yasa bu. Şunu söylüyor. Zeytinlik alanlarda zeytinyağı fabrikaları hariç tesis kuramazsınız. Hatta buna 3 kilometreden fazla da zeytinlik alanlara yaklaşamazsınız. Yasanın özü bu. Şimdi madencilikle bağda şu ya da madenle bağda şey sordunuz, elektrik bağlamında sordunuz. Şimdi 3 tane santralimiz var bu konuyla direkt ilgili. Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri. Termik santrallerin kömür rezervleri azaldı. Yeni rezervleri, üçünün kömür rezervlerine baktım ben. Zeytinlik alanlarda 70 milyon ton kömür rezervi var. Bu üç santralin. Fakat zeytin yasası dolayısıyla işletmeciler bu rezervlere erişemiyorlar. Biz bir yönetmelik değişikliğine gittik. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın iznini alarak da dedik ki bunların, bu zeytinlik alanların taşınması Tarım Orman Bakanlığı nezaretinde yapılabilsin istedik. Fakat maalesef Bölge İdare Mahkemesi bu yönetmeliği iptal etti. Ben şuna inanıyorum. Orada 70 milyon ton kömür rezervi duruyor. Bu üç santralin kömüre ihtiyacı var. Bu üç santral toplam elektriğimizin yaklaşık %3'e yakın, 3 civarında bir miktarını üretiyor. Biz bir yol bulmalıyız. Yani bir akıl yoluyla şöyle bir sonuca ulaşmalıyız. Bu zeytinlikleri de koruyalım. Yani zeytin ağaçlarını da koruyalım. Taşıyabiliriz, yeni alanlar yaratabiliriz. Zeytin alanları yaratabiliriz. Zarar gören taşıma sırasındaki zeytin ağaçları için. Ama o rezervi de bu santrallerin bir şekilde kullanmasını sağlamalıyız. Ben şunu gördüm. Kanada'da Milli Park'ta altın madeni var. Milli Park. Ormanlık alan. Ama öylesine bir proje yapmışlar ki yani oradaki dokuyu, doğayı bozmayacak şekilde o cevheri oradan çıkarmayı başarıyorlar. Biz de bu konuları, bu zeytin konusunu özellikle bir kutuplaşma vesilesi olmaktan çıkarıp, bir muhalefet aracı olmaktan çıkarıp, hem söyledim daha önceki konuşmamda, biz ağaç varlığımızı artıran ülkelerden bir tanesiyiz dünya üzerinde. Hem zeytinlerimizi koruyalım, sayılarını arttıralım ama doğal kaynaklarımızı da bir şekilde kullanalım. Çünkü elektriğe de şiddetli şekilde ihtiyacımız var. Sevgili Dilek, kapanış ve teşekkür konuşmasını sana bırakalım. Bizden sonraki oturum içinde sevgili Şafak Tük'le hemen ara vermeksizin devam edeceğimize ilişkin anonsu da yapar. Buyur. Sayın Alparslan Bayraktar, Sayın Abdullah Tancan, Sayın Şeref Kalaylı çok teşekkürler. Çok bilgilendik. Hem kamuoyunun önünde çok tartışılan konuları, hem elektrikte önümüzdeki süreçte o da tartışılıyor biliyorsun. İşte arz sıkıntısı olacak mı, ne olacak, başımıza ne gelecek. Bununla ilgili detayları aldık. Alparslan Bey de sağ olsun o dünyanın fotoğrafını bize anlattı. Ve Türkiye'nin önümüzdeki süreçte enerji diplomasisinde neler yapacağına dair bir ufuk turu attırdı. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, sağ olun.